Hocam, Evrim Bey vardır, Evrim Tokkaya. Aa, bizi... Evrim. Evet. Selam. Evrim ta nerelerden geliyor sürekli vallahi. Evet, İzmir'den süper. Seminerlerimize geliyor aynen. Kendisi. Soruyorumların, soruyorum serisinin müptelasıymış. Hepsini tek tek izliyormuş. Hatta kendi kurumunda çalışanlarına da oradan feyz alarak bir şeyler anlatıyormuş. Bu geri bildirimi evet. Almak bizim için çok kıymetliydi. Teşekkür ediyoruz. İki tane çok güzel sorusu var. Bir tanesi, kargalar avlanırken alet kullanıyorlar. Korteksleri olmamasına rağmen bunu nasıl yapıyorlar demiş. Bir tanesi de, kuşlarda veya memeli olmayanlarda amigdala var mı? Onları kaçmaya veya savaşmaya ne motive ediyor? Evet, güzel sorular ama birinci soruda yani kargaların alet kullanması ve korteksleri olmaması meselesinde kargaların da genel olarak kuşların korteksi var aslında. Fakat bizdeki kadar gelişmiş değil yani bizde neokorteks dediğimiz şey o dışarıda kıvırım kıvırım gözüken yapı onun o kuşlardaki ve daha alt düzeydeki canlıların beyinlerinde en dış tabaka olarak mevcut ama bizde çok büyük olduğu için kıvırım kıvırım gözüküyor kafanın içine sığmak için. Kuşlarda bir korteks var bunu özellikle ben ilk çalışmaya kuşlardan başladığım için iyi biliyorum. Bu korteks yapısı yalnız bizim mesela insanda ya da genel olarak primatlarda yahut yüksek memelerde gördüğümüz gibi bir korteks değil. Daha farklı. Bu korteks yapısı çok ince dediğim gibi. İnsanla kıyaslarsanız davranış repertuarı çok daha dar. Fakat zeka dediğimiz şey bununla doğrudan alakalı değil. Bir kere alet kullanma meselesi zeka ile ilgili. Ve zeka problem çözebilmek demek. Her canlı aslında karşılaşabileceği problemleri çözebilecek yeterli ve gayet gelişmiş bir zekaya sahip. Yani tutup da bir efendim karıncanın nükleer santral yapmasını beklememe sebebimiz karıncanın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için donanımı da ona göre. İşte o yemi taşıyacak, yuvasını yapacak kadar bir sinir sistemi ona yetiyor. Kuşlarda da her bir farklı kuş türü, kuş cinsi farklı farklı bilişsel özellikler sergiliyor. Kargaları bu kadar önemsememizin sebebi kargalar, efsanelere de çok konudur. Ezoterik sembol olarak kullanılır. Hayatımızda çok yeri vardır. En önemlisi gelip ekinlerimizi yerler. Onlar için korkuluklar yaparız vesaire vesaire. Meseleyle ilgili kargalar hayatımızın çok içinde ve onları daha çok gözlemleme şansımız var. Birçok hayvan. Aslında şu ya da bu düzeyde alet kullanıyor. Ama onların hepsinin ta şempanzelere kadar gelelim. Alet kullanma stratejisiyle insanınki arasında büyük bir fark var. Mesela kargalar ne yapıyor? Çubuklar falan kullanıyorlar. Bir şeylerin içerisine işte sokuyorlar. Oradan bir şeyler çıkarıyorlar. Belli objeleri belli amaçlar için kullanmayı öğreniyorlar ve bunu devam ettiriyorlar. Ama bir çubuğu alıp da ya ben bu çubuğu buraya soktum atıyorum işte bir maymun çubuklu mesela karınca avlıyor. O karınca avladığı çubuğu daha komplike bir şeye dönüştürüp onu otomatik bir karınca avlama makinesine dönüştürmek gibi bir aşama sergileyemiyor. Doğal seçilim süreciyle bildiğimiz kadarıyla bunu yapabilen hayvanlar hayatta kaldığı, yani tırnak içinde rastlantısal olarak böyle bir alet kullanmayı keşfedip hayatta kalmayı becerdikleri için bu beceriye sahip olanlar bir süre sonra ortamı kaplamışlar. Alet kullanabilen kargalar dediğimiz şeyler bu insana göre çok basit beceriyi yapabilen ve bir şekilde hayatta kalmalarını arttırmış canlılar ve onların torunları şu anda bizle beraber yaşayan. Bunun için çok gelişkin bir beyin gerekmiyor. Bunun için tabiatta tamamen öngörülemez rastlantısal bir takım imkanları birlikte kullanma becerisinin onların hayatta kalmasını desteklemesi gerekiyor. Yani daha anlaşılır söyleyeyim. Karga böyle düşünüp taşınıp lan ben bu aleti bu iş için kullanırım demiyor. İçgüdüsel olarak öyle bir alet varsa etrafta kullanabileceği genetik potansiyeline uygun bir şey varsa alıyor ve kullanıyor. Yani zekayla düşünerek yapılan bir şey değil bu. İçgüdüsel bir mesele. Fakat insan öyle bir zekayla geliyor ki bunun sadece beyinle de ilgisi yok, deneyimle ilgisi var, kültürle ilgisi var. Hiç alakasız mevzuları bir araya getirip çok değişik teknolojiler üretebiliyor. Dolayısıyla evet bir korteksleri var ama bu alet kullanımı doğrudan o korteksin kalınlığıyla falan alakalı olmuyor çoğu zaman. Şöyle karşılaştırmayla bitireyim. Karganın alet kullanma düzeyiyle bir maymunun alet kullanma düzeyi arasında çok radikal farklar yok. Yani ikisi çok radikal farklı canlılar ama. Fakat aletler aşağı yukarı aynı düzeyde. Ama insana geliyorsun. Tipi çok benziyor, yapısı çok benziyor ama of yaptıklarına bak yani. Biz de normal değiliz valla. Bu birinci soru idi, biraz uzun oldu ama böyle anlatabilirim. İkincisi ise amigdala herkeste var. Beyni olan herkeste amigdala ya da amigdalaya benzer bir şey var. Hatta böceklerin beyninde bile buna karşılık gelen bir yer tarif edebilirsiniz. Ona amigdala demiyoruz ama özellikle iki yaşamlı canlılarda, balıklarda, şunda bunda hepsinin beyninde bir stres alarm sistemi var. Bu stres alarm sisteminin bizdeki, memelilerdeki vesaire adı amigdala. Bu geriye doğru gittiğinizde, geriye doğru derken canlılık tarihi açısından söylüyorum. Yoksa bugünkü canlıların hepsi bizim
kardeşimizin o problem. Onların ilkeli yok yani. Herkes ortamına göre süper. Ama daha sade yapılacaklara gittiğinde bizdeki gibi spesifik bir amigdalayı bazen göremiyorsun daha basit canlılarda. Ama onun görevini alan bir yer muhakkak var. Dolayısıyla savaşma, kaçma vesaire tepkileri söz konusu olduğunda ya amigdala ya amigdalanın öncülü ya da daha önceki versiyonlarının bu işi yürüttüğünü görebiliyoruz. Amigdalasız beyin olmaz desek doğru bir şey söylemiş oluruz diye düşünüyorum.